Nisan Mayıs ayı 313 sayılı dergisinin bir ön incelemesini yapacağız. Artık biliyorsunuz dergiler her ay gelmiyor. 2 ayda bir yaptılar. Yani ekonomi her yeri vuruyor. Yılların eskitemediği dergi. İlk önce her zamanki gibi arkadaşlar posterlerden bakacağız. Başlayacağız. Şöyle yavaş açmakta fayda var. Helldivers 2 arkadaşlar. Bu yılın iddialı oyunlarından biri. İsterseniz bu yüzünü yapıştırabilirsiniz. Diğer tarafta da Dragon's Dogma 2 oyunu. Bu oyun da bayağı bir oynanıyor. Yani popüler oyunlardan biridir ikisi de. Kapakta da gördüğünüz gibi Helldivers 2'nin fotoğrafı var. Öyle bir bakalım neler var. İki de o dev poster hediye demiş. İçindekilere bakıyoruz. Takvim, haberler, Steam Next Festival'i, kıyamet sonrası oyunları, incelemeler bulacakmış bizi. Şimdi Nisan-Mayıs takvimine baktığımız zaman ilk başta Homeworld 3 diye bir oyun gelecek. Sanırım uzayda geçecek. Ne zaman çıkacakmış? Hemen hızlıca bulmaya çalışıyorum. 13 Mayıs'ta sadece bilgisayara çıkacakmış arkadaşlar. İddialı oyunlar arasında bulunuyor. Kapaktan da belliydi zaten. Apex oynuyor musunuz bilmiyorum. Apex'ten bahsetmiş. Ücretsiz olarak tüm platformlarda var. Türk yapımı bir oyun daha Steam'de gün sayıyor. Monster Games geliştirdiği Desport Zombie oyunu çıkacakmış arkadaşlar. Pandemi döneminde yaşanan 2024 yılında işten çıkarmalar artıyormuş. SteelSeries'ten yeni bir kulaklık. PlayStation 5 Pro sızdı diyor. 2024'ün yaz aylarında çıkacağını söylüyorlar. Özellikleri paylaşıyorlar ama henüz böyle net bir şey yok aslında. Sony'den sızma bilgiler bunlar. Bilmiyorum. Herkes böyle bir şeyler paylaşıyor. Bakalım çıkarsa onu da alıp inceleriz inşallah diyorum. Palworld çok para kazanıyor. Bakıyorum ben ama eski izleyici kitlesini kaybetti yani. Ben oynamadım ama bir kitleyi kaybetti. Payday 3 Jailsu görevden alınmış arkadaşlar haberler arasında. Tales of Kenzura adlı bir oyun var. Zao yapımcılarıyla küçük bir söyleşi. Bilmiyorum oynadınız mı? Şöyle göstereyim resmini. Ben oynamadım. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Age of Darkness Final Stand. Bunu da bilgisayardaymış. Buna bakabilirim ben. Aslında grafikler olarak falan bayağı iyi. Hayatta kalma oyunuymuş. Bu çıktığında bakacağım. Tarih henüz vermemiş. Artık bilgisayarda da varız arkadaşlar. Önceden sadece Xbox, PlayStation ve Nintendo'da vardım. Şimdi artık oyun bilgisayarım da var. Orada da oyunları takip etmeye çalışacağım sizler için. United 1944, Microsoft Windows. Bu da bir Call of Duty tarzı oyun. Ama tabii Call of Duty'nin yerini alır mı bilemem. PUBG, Call of Duty mobilde de bayağı hızlı. Herkes oynuyor. Şubat ayında çıkacak oyunlardan bahsetmiş. Steam Next Fest Şubat 2024'te dikkatimizi çeken oyunlar arasına neler girmiş onlardan bahsetmiş ama çok böyle amşam bir şey göremiyorum. Yani AA oyunları arasında değil. Despot Zombie Monster Games'in az önce gösterdiğim Türk oyunu. İnşallah bu Türk oyunları biraz artar. Ülkemizde biraz para kazanır. Bu sektörden. Evet. Mutlaka oynanması gereken oyunların başında bence Last of Us geliyor bence. Dead Stranding falan olabilir. Metro olabilir. Fallout olabilir. Horizon olabilir. Dying Light 2 olabilir oynayacağın. Mad Max 1-2 tavsiye ederim. Köz olmuş bir dünya. Yeni bir yapım. Burada bayağı bir incelemesini almış. Rhythm Royale. Ya bu ikinci parti oyunlara çok zaman ayırmıyorum.
Belki de eğlenceli oyunlar vardır aralarında. Hepsini incelemişler dergideki arkadaşlar, sağ olsunlar. Nightingale. Oysa ki yaratıklarla dolu masalsı diyarda geçecek bir Survivor oyuna çıkacağız. Denediğinde kulağa nasıl bir cazip gelmişti. Demek ki oyun sonucu çokça hatalar varmış. Hemen özet geçtim. Karara geçtim yani. Bunları okuyacağım ben. Bunları okumaya kalkarsam uzun bir video olur diye hızlı geçiyorum. Bu squat oyunu çok tutmadı arkadaşlar. Balon gibi patladı. Yani nerede bir Spider-Man oyunu? Yani olamaz. O oyun patladı. Helldivers 2 henüz ben almadım. İndirim bekliyorum. Güzel bir indirim. Allah bilgisayar tarafını almayı düşünüyorum bu sefer. Niye derseniz o tarafta bir deneyeceğim. Grafiklerini biraz daha, bir tık daha iyi olduğunu söylüyor oynayan arkadaşlar. Orada grafik kartınız iyiyse eğer, gerçekten muazzam. Ben Helldivers 1'i oynamıştım. Pacific Drive. Evet, bilgisayarda oynadım arkadaşlar. Kanalımı takip edenler varsa görmüşlerdir. Arabayla parçaları toplayarak ilerliyorsunuz. Burada da zorlayıcı arayüz. Arayüzlere ben de uyuz oldum arkadaşlar. Bir şey yapacaksın, 10 kere üstüne gidiyorsun. Ya biraz kolay yap, biraz eğlenceli yap. Bir şeyler göreyim, edeyim. Orada ben de sevmedim. Tamam, sürüş mekanikleri burada da iyi demiş. Bence de iyi ama bu arayüzdeki yapılması gereken, ben bir de buna Türkçe yama yaptım arkadaşlar bilgisayarda. Yamayla daha da güzel olur dedim bunu. Sonuna kadar sürüklenir giderim, oynarım, uzun uzun süre oynarım dedim ama valla bir hafta zor dayandım arkadaşlar. Çünkü sıkıldım. SpongeBob. İşte peynir adam. Çocuk oyunları tarzında ama yetişkinler de oynuyor tabi. Eğlenceyi seven. Skull and Bones incelemesi. Bu da bir gemi kaptan oyunu arkadaşlar. Henüz bunu da oynamadım ama Hint Okyanusu'nda kötü bir şöhrete sahip bir korsan olma yolunda açık dünya aksiyon RPG. Red Glare. Komandos tarzı strateji oyunu açlığı çekenlere ilaç gibi gelecekmiş. Komandos tarzı seviyorsanız, ben sevmiyorum. Eskiden bilgisayar zamanında, önceki dönemlerde oynardım. İleri git, işte Türkçesini falan yaptılar yenilenmiş haline. Bana hitap etmiyor. Final Fantasy 7 Rebirth. Bunu da seven seyirler arasındadır. Çoğu sevilir yani. Ama ben şu an ona da yer vermedim. Talos Principle 2. Bu da uzayda geçiyor galiba. Bakayım, bir evrenin ışığıyız. Eğer sönersek geriye sadece soğuk ve karanlık bir makine kalır. Robotla evrendeki hikaye herhalde. İlk oyunun ağırlığını, hikayesini başarılı bir şekilde devam ettiriyormuş. Abyss, Crave. İnsanoğlu uzayı keşfediyor ama denizin dibini hala keşfedebildiğimizi biliyor musunuz? Vay be. Böyle bir soru sormuş incelemesinde. Persona 3. Bu seriyi de oynayan arkadaşlara duyurulur. Bayağı bir açıklamasını yapmış. Japonların havama sınıfı mı? Bu ne demiş? Arkadaşlar. Clean the Sea. Mario Donkey Kong. Evet. Bende bu oyun var. Şimdi Türkçe ile uğraşıyorum. Onu Türkçe yapmaya çalışıyorum. Nintendo'da oynayacağım. İnşallah bitireceğim. Kanalda koyacağım. Bazen Mario oynarken bana söyleniyor arkadaşlar. Futbola geç abi. Futbola biraz daha ağırlık verdim biliyorum. Rook. Trader. Warhammer'ın yeni herhalde eklentisi mi diyelim? Yeni bölümü mü? Evrenin sonsuz karanlığı sizindir. Eğer onu almak için uzanıyorsanız hiçbir şey vermeyin. Boşluk sadece güce saygı duyar. Serran Travos Rogue Trader demiş. Yani biraz bayağı bir detaylı bir oyun. Tüccarlar vesaire. Oyundaki aldığınız, verdiğiniz şey bayağı bir bolca arkadaşlar. Burada bir oyun daha var. Bazen içimizdeki kötülüklerden kaçmamalıyız. Onu kucaklamalı, yeni sıra dışı bir yol göstermesine izin vermeliyiz demiş. Burada platform Switch'e geliyor. İlginç bir şekilde. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu oyun. Bakalım çıkarsa bakacağız.
Bayonetta 3 serisi gibiymiş. Platinum Games'ten. Evet, Like Dragon. Dragon serisi hayranlarına doruk noktasını yaşatıyor diyor. Bu seride bir iki tanesini oynadım. Ama artı ve eksi kararları varmış. Evet, bu oyunu da oynadım. Matt Runner Game'in yeni expansive versiyonu. Yani arabayı, bunu da Türkçe yaptım arkadaşlar. Bunu da bilgisayarda oynadım. Yamasını da yaptım. Bayağı bir oynadım. Ama bir yerde kaldım. Öyle bir abuk subuk bir yerde kaldım. İzleyenler vardır. Abi inemiyorum. Dağdan aşağı inemiyorum. Böyle acayip bir yerde kaldım. Orada bıraktım oyunu arkadaşlar. Yani çıktım tepeye, inemiyorum ya. Öyle bir saçmalık bir şey oldu yani. Apocalypse Run. Bir araba yarışı edası var. Apocalypse. Değişik bir oyunmuş. Kıyamet sonrası bir Amerika kendi senaryonuzu yazmak için yapılamazdı. Xbox'a, PlayStation'a, PC'ye hepsine geliyor arkadaşlar. Burada herhalde oyunu kendimiz yapacağız. En son zombi vuruyorduk. Ne ara ork ve golem vurmaya başladık. Apocalypse Party. Assetto Corsa'nın yeni oyunu GT2 Pack geliyormuş. Abi bu oyunda Gran Turismo gibi hayranları çok fazla var. Dünya genelinde yeni sınıf, yeni otomobiller, yeni pist demiş. Gerçekten efsanedir. Eğer bir direksiyon setiniz varsa, normal klavyeden ya da konsoldan bağlı bu oyunlar zevk vermiyor. Söyleyeyim baştan. Eğer almak için düşünüyorsanız. Alone in the Dark. Arkadaşlar bunu da oynadım. Bunu da Türkçe yaptım. Bilgisayara bayağı bir oyun yüklemiştim o zaman. Ama ne oldu? Bir yerde takıldı. Bug'a girdi oyun. Ben de sildim, tekrar yükledim. Gene aynı oldu falan. Hatta yayındaydım. Yayında da aynısı başıma geldi. Bırakmak zorunda kaldım. Belki ileride tekrar oradan devam ederim. Sonunu getirmek istedim bir kere daha. Ama olmadı. 2004'ün iyi oyunlarından, güzel sürükleyiciydi bence. Ben de sevdim. Rally tam adam akıllı korkacağız. Fakat rally biraz böyle çizgi filmsi bir rally oyunu. Robin Hood, Sherwood, Builders, zenginden alıp fakire veren adamın müteffahallik hikayesi. Evet, bu oyunda PC'ye çıkacakmış. Robin Hood oyunu bekleyenler için duyurulur arkadaşlar. Bayağı bir inceleme yapmış. Oyun başarılıymış genel bakıldığında. Agresif tavşanlar ve sinsi tilkiler. Inculinati. Illuminati'nin değişik versiyonu. Burada sanatsal bir çizimle özdeşleşmiş bir oyun. Another Code Reaction. Bu da öbür taraftan gelen mektup. Böyle bir film vardı ya. O filme benzetmişler. Dizi hatta. Dizisi bile vardı. Gort. Burada da orada bir köy var uzakta. Orada da. Yani burada oyun artık dışarıdan bakıldığında çok iyi duran, içeriye girdiğinde yarattığı ağırlığın altında kalan bir oyun olmuş diyor. Yani kesip atmış. Herhalde kendi egemenliğinizi, kendi köyünüzü oluşturuyorsunuz. Horizon Forbidden West bilgisayara çıkmıştı. PlayStation 5'ten bilgisayara geçen oyunlar arasında bitirdim. Gerçekten muazzam, efsane bir oyun. Tavsiye ederim. Terminator Dark Fate Defense. Bu oyunu oynamadım. Üstten bakılan oyunları çok sevmiyorum. Kendime zevk almadığım için oynamadım. Ama normal Terminator'ı oynadım arkadaşlar. Phantom Abyss. Burada da bir platform oyunu. Arkadaşlar. Sever misiniz? Bilemedim. Parison City. Çok zordan biraz daha zor. Bizim bu 2D platform oyunlarında bütün platformlara çıkacakmış. İstediğiniz yerde oynayabilirsiniz. Bilgisayar, PlayStation 4, 5,
Nintendo Switch. Car X Straight. Evet, bu da telefona gelecekmiş. Sizi dinlendirecek bir oyun arıyorsanız eğer. Car X Straight. Evet, Android'de Shades Fight, basit görünen büyük karmaşa. İki tane oyundan bahsetmiş, tavsiye edilir diyor. Android'de artık var yani. Satın almasız çıkış. Oyunlardaki güçlü kadın karakterler. Landways. Bakıyorum. Burada da bilgisayar tanıtmış. Kayda değer, kuvvetli bir alkış. Çocuk ve balıkçıl bir film vardı. Kitaplardan bahsetmiş. Reklama girmesin. Yapay zeka denmiş. Sim Racing'e yatırım yapmaktan bahsetmiş. Bitmeyen oyunlar dönemi. Bir internet kafe macerası. Burada robotik kodlama ve yapay zeka. Geleceğin durumlarından. Merhaba, ben YouTuber. Evet, herkese merhaba demiş. Dergi yapımcıları. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki artık sayıda görüşürüz. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz olarak çıkacaktır muhtemelen. Böyle bir ön inceleme yaptım arkadaşlar. Almak isteyen, içinde ne merak eden ya da posterleri merak edenler için duyurulur. Ben alıyorum. Yıllardır hep aldım. Bir ara boşluk vermiştim ama kanalıma koymaya devam ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz de bana abone olursanız, destek verirseniz daha iyi olur benim için.